Merhaba, diyelim ki 2011 yılının nominal gayri safi yurt içi hasılası 15 trilyon 294 milyar 300 milyon olsun. Aslında bu rakamı kendim uydurmadım, bu aslen 2011'in dördüncü çeyreği için öngörülen rakamdı. Dördüncü çeyrek değeriydi yani. Bu dördüncü çeyrek değerini yıllık bazda alıp 15 trilyon 294 milyar 300 milyon olan gayri safi yurt içi hasılaya ulaştılar. 2010'a nispi olarak gayri safi yurt içi hasılanın deflatörü 102.5 ise her zaman için deflatörünüzün hangi yıla nispi olduğunu bilmeniz gerekmektedir. 2011 yılının gayri safi yurt içi hasıla deflatörü 102.5. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer 2010 yılı esas alınıyorsa bu yılın değerini 100 olarak düşünürsek eğer 2011'de bu değer 102.5 olmuştur. Ya da şu şekilde de düşünebiliriz. Daha önce bahsetmiş olduğum genel fiyat düzeyindeki artış yüzdesi ki bu hesaplanması kolay olmayan bir değerdir. Genel fiyat düzeyinde yüzde buçukluk bir artış olduysa bunu yüzden 102.5'e çıkmış olarak yorumlarız. Şimdi bu bizim nominal gayri safi yurt içi hasılayı hesaplama şeklimiz. Gelelim 2011 yılı için hesaplanmış gayri safi yurt içi hasılaya. Genelde cari gayri safi yurt içi hasıla da denir buna. Deflatör değerini biliyoruz. Peki bu durumda 2011 reel gayri safi yurt içi hasılasını hesaplayabilir miyiz? Eğer 2010 nispi deflatörünü kullanıyorsak çıkacak sonuç 2010 reel gayri safi yurt içi hasılası olacaktır. Bunu hesaplayabilmemiz için hatırlamamız gereken şey nominal gayri safi yurt içi hasılanın reel gayri safi yurt içi hasılaya oranının cari genel fiyat düzeyinin 2010'daki genel fiyat düzeyini oranıyla eşitliği ilkesidir. Başka bir deyişle elimizdeki deflatör olan 102.5'in 100'e 2010 deflatörü diyebiliriz buna oranıyla eşitliğidir. Fiyatlar 2010'da 100 birimken şimdi ne oldu? 102.5 oldu. Nominal cari gayri safi yurt içi hasılamız 15 trilyon 294 milyar 300 milyondu. .000 Bulmaya çalıştığımız değer ise reel gayri safi yurt içi hasıla. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama biz ne biliyoruz? Deflatör değerini biliyoruz. Fiyatların yüzde 2,5 arttığını yani deflatörün 102,5 olduğunu biliyoruz. Demek ki artık reel gayri safi yurt içi hasılayı hesaplayabiliriz. 102,5'i 100'e bölersek bunu kafanızdan da hesaplayabilirsiniz. Denklemin bu tarafındaki değer olan 1.025'e ulaşırız. Her iki tarafı da 1.025'e bölüp reel gayri safi yurtiçi hasılayla çarparsak, dilerseniz yapalım. Her iki tarafı da reel gayri safi yurtiçi hasılayla çarpıp 1.025'e bölelim. Bunu bu götürür. Bu yüzden iki tarafı da reel'le çarptık. Ve bu da bunu götürür ve reel gayri safi yurtiçi hasıla değeri şekillenmiş olur. Reel gayri safi yurtiçi hasılamız cari gayri safi yurtiçi hasıla olan 15 trilyon 294 milyar 300 milyonu deflatörümüzü yüze bölerek elde ettiğimiz orana yani 1.025'e bölünmesiyle elde edilir. Eğer makroekonomik içerikleri adlandırma yetkisini bana vermiş olsalardı buna kesinlikle deflatör derdim. Bu değeri direkt 1 ve bu değeri de 1.025 olarak değiştirirdim ve böylece gereksiz yüze bölme ve çarpma işlemlerinden kurtulurduk. O zaman reel gayri safi yurt içi hasılayı bulmak için cari gayri safi yurt içi hasıla değerini deflatöre bölelim diyebilirdik. Bu bana daha mantıklı geliyor çünkü bu bizim cari gayri safi yurt hasılamız, nominal gayri safi yurt hasılamızdır. Bu değeri ben şahsen deflatör demeyi tercih ediyorum ama siz dilerseniz deflatörün yüze bölündüğünde elde edilen değerde de diyebilirsiniz. Bölünmesiyle real gayri safi yurt içi hasılaya ulaşırız. Şimdi hesap makinemizi alalım ve rakamımızı sıfırları atarak kullanmaya başlayalım. Milyar olarak yazalım. 15 trilyon 294 milyar 300 milyon bölü 1.025. Sonuç 14 trilyon 921 milyar 300 milyon olacak. Şuraya sonucu not alalım çünkü zayıf bir hafızam var. Bu değer 14 trilyon 921 milyar 300 milyon. Biraz yuvarlamış oldum. Bu bizim real gayri safi yurt içi hasılamız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.